Evet arkadaşlar, yepyeni bir YouTube videosu, yepyeni bir Flight Simulator X-Plane 11 videosuyla karşınızdayız. Son zamanlarda dünyanın en çok konuştuğu Boeing'in 737-8 Max uçağını aldık. Amerika'daki testleri tamamlandı. Artık uçuş sertifikasını aldı. Sıra bakalım Türkiye'de. Biz de testleri ilk biz yapalım dedik ve Boeing 737-8 Max'i aldık. Türk Hava Yolları'nın TK-2670 sefer sayılı İstanbul yüksek hava uçuşunu birlikte gerçekleştireceğiz. Evet, hemen bir biliyor gördüğünüz gibi pushback'imizi yaptık. Taksiye başlayacağız. Online var, Yeşilköy Approach online. Onunla hemen taksi isteyeceğiz ama önce hemen bir briefing yapalım. Gördüğünüz gibi Türk Hava Yolları'nın TK-2670 2670 seferi İstanbul'dan yüksek havaya. Bugünkü call sign'ımız Turkish Liner X-Ray Papa. Bugünkü zero fuel weight'imiz 63.374 kilo. Estimated takeoff weight'imiz 71.484 kilo. Yaklaşık 1 saat 50 dakikalık 56 dakikalık uçuş için 4.430 kilo yakıt aldık. Contingency fuel'umuz var 5 dakikalık 130-190 kilo. Alternatifimiz Elazığ, herhangi bir sebepten dolayı eğer Hakkari'ye yüksek havaya inemezsek Elazığ'a divert olacağız, 2069 kilo. Final reserve'imiz 1421 kilo. İster yüksek havaya ister Elazığ'a inelim, 1421 kilo yakıt kalması lazım. Minimum takeoff fuel'umuz 8110 kilo olarak verilmiş ve block fuel'umuz, toplam aldığımız yakıt ise 8450 kilo. Bugünkü cost indeksimiz 20. Uçuş yüksekliğimiz 35.000 feet. 35.000 feet'te average wind'imiz 253'ten 41 knot olarak verilmiş. Bunu kapatabiliriz. Hemen bir nereden nereye nasıl gidiyoruz bir de onu yapalım. Şu an tam olarak evet, şu an gördüğünüz gibi tam buradan Foxtrot'tan pushback'imizi yaptık ve 1.7 sağ pistine kadar gideceğiz. Bayağı bir yolumuz var. Ondan taksi kısmını keseceğim. Tekrar burada pist başında birlikte olacağız. Hemen gördüğünüz gibi taksi, normalde bu taksiyi yapabilmek için şuradan böyle aşağı geliyorsunuz. Buradan böyle devam ediyorsunuz, tekrar yukarı doğru çıkıyorsunuz ve buraya kadar gelmeniz gerekiyor. Ama biz şurada bir kestirme isteyip buradan gitmek isteyeceğiz. Bakalım kabul edecek mi? Bugünkü departure'ımız ise ASMAP 3 Hotel departure. Gördüğünüz gibi kalktıktan sonra Foxtrot Max 074, Tibnu 076, Roche, Nasna, Nenvi, Ipsin, Leçki, Vichen ve ASMAP. Gördüğünüz gibi daha sonra route'umuz da bu şekilde oluşmuş durumda. Hemen bunu da kapatıp uçağımızın içine geçelim. Artık şöyle uçağı bir size göstereyim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir uçak. Bu arada tabi anonslar da devam ediyor. Ve hemen bir taksi isteyelim. Yeşilköy Approach Turkish Niner X-Ray Papa requesting taxi. X-Ray Papa taxi to runway 17 right via Tango 11 November 2 Charlie 11 for short 17. Okay, taxi to runway 17 right via Tango 11 November 2 Charlie 11 and hold short runway 17 right Turkish 17 left Turkish 9 X-Ray Papa. Evet, taksimizi de istedik. Işıklarımızı yakalım. Parking brake off. Ve taksiye başlayabiliriz artık. Evet arkadaşlar, burada keseceğim çünkü taksi bayağı uzun sürecek, boşuna video
zamanı harcamayalım. Tekrar 1.7 sol pistinin başında tekrar görüşelim. Şimdilik biz taksiye devam, siz izlemeye devam. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık 1.7 pistlerinin başına Charlie Van Fora doğru gelmek üzereyiz. Uçağımızda her şeyimiz hazır. Biraz taksi uzun sürdü ama olsun. Arkadaşlar bu uçağın en büyük problemi şu motor kısmı. Burası kanatın üstüne doğru geliyor çünkü aşağı koyamıyorlar. Motor çok büyük ve yere vurma, yere temas etme sıkıntısı olduğundan dolayı motoru biraz kanadın üzerine alıyorlar. Bu yüzden dolayı da o işte MCAS dedikleri sistemi yerleştirdiler, software'i yerleştirdiler. O uçak iki kazaya da o sebep oldu. Ama en büyük sebep bu motorların üste taşınması. Cross runway 17 left and take off runway 17 right, Turkish 9 direct step over. Sanchez 9 Oscar Kilo taxi to runway 06 via Romeo. Kabin ekibi arkadaşların kalkış yerlerinize, cabin crew take off position please. Evet, hemen ışıklarımızı yakalım şurada. Ve buradan su akımımızı açalım. Radarı da açalım. Gel. Approaching 17 left. Approaching 17 right. On runway 17 okay, right. Runway identified. Okay. Hadi bakalım saatimizi çalıştıralım. 40%. M1 Toga. Checked. Throttle hold. Rotation. Positive rate. Get up. $400. Checked. M1 and the VNAV speed. Climbing 240, no restriction, Turkish 9 direct say papa. Turkish 9 direct say papa, proceed direct asma. Direct asma, Turkish 9 direct say papa. Hem uçağı kullanıp hem şey yapmak biraz zor oluyor ama deneyeceğiz. Direct say papa, direct evlilik. Just a second please, Turkish 9 direct say papa.
laps 1. Istanbul Center, type of maneuver in the Delta. India Romeo Delta, we're vacated the runway onto Uniform. Looking for taxi to the GA. Charlie Romeo Delta, welcome. Laps up. Taxi via Papa to General Aviation Apron. Give way to Pegasus. 8-8-9 will be crossing from your right to left. Alright, we'll give the way to the Airbus. Taxi via Papa to the apron. India Romeo Delta, thanks for your ATC. Turkish Nine Extra Papa direct evlilik. Thank you. Okay. Ben gelelim buraya. Runway turn off'larımızı kapatalım. Evet, gerçekten çok güzel bir kalkış oldu. 8300 feet'teyiz. Hiçbir problem yok. Çok şükür. MCAS'ler devreye girmedi. Yani güzel bir kalkış oldu. Başımız belaya girmeden, MCAS'ler devreye girmeden. Okay, 10.000 feet geçiyor. Lights off. Burnumuzu toparlayalım. Evet arkadaşlar, biz devam ediyoruz. Hatta şöyle biraz trimleyip uçağı otopilota devredelim. Okay. Autopilot, autopilot on. Biz devam ediyoruz arkadaşlar. Yüksek ovaya doğru 10.000 feet'i geçtik. Her zaman olduğu gibi size o 3 dakikalık, 3.5 dakikalık videoyla baş başa bırakıyoruz. Ve biz Hakkari'ye, yüksek ovaya doğru devam ediyoruz. Yüksek ova semalarında tekrar sizi kokpite davet edeceğiz. Şimdilik kokpitten bildireceklerimiz bu kadar. Hoşça kalın şimdilik.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sıkıntılı anlar başladı. Görüş açısı çok 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 düşük. Dağların uçlarını görebiliyoruz. Bakalım nasıl olacak. Vallahi yani sıkıntılı. Charlie Whiskey 303'te 13.000 fitte olmamız gerekiyor. Şu an 13.700 fitteyiz. İyi yüksekliğimiz. Kabin ekibi yerlerine otursun. Cabin crew, landing position please. Evet. Şimdiden landing light'larımı açacağım çünkü daha sonra vakit olmayacak. Çok hızlı aksiyonlar almamız gerekecek. $2,500. O da iyi. Bir nevi atsak 280'e çekecek. Peki çeksin bakalım. Diesel şurada. Yani bizim sol tarafımızda şu an pisti yavaştan görüyor olmamız lazım. Şunu 13.000'e çekelim. Arkadan 8 knot rüzgar ve evet. Bazen bir neve bir daha basmanız lazım alması için. Almıyor yoksa. Evet, ben speed'i çekeceğim. İyice diesel'i beklemeyeceğim. Biraz erken konfigür olalım. Bu arada 0 derece. Antalyaları da açalım. Laps 1. Laps 5. Thousand ago. Pardon, 10.22'ymiş ya. Laps'ten 10.600.
yerleşeyim şöyle yavaştan. Biraz simülasyonumuzun da sesini açalım. Okey. Milimiz var. Dokuz bin dört yüz. Erkenden girdim. Airspeed low değil aslında ama gelmesi bu Zibo'nun. Okay. Checked. Approach arm edelim. Yağmur başladı. Kısmetimize. Erken konfigüre olduk. Ben şunları şöyle almamız lazım. Altitude ya. Evet. Light path'i de yakaladı şu an. Evet. Oto throttle'ı kapatacağım. Çünkü burada kendisi sapıtabilir arkadaşlar. Şunu da autopilot'ı da kapatıyorum. I have control. Çünkü burada eğer çok fazla buna bırakırsanız Zibo'ya Zibo sizi yanıltabilir. Hüsrana uğratabilir. Burada 7400'de olmamız gerekiyor. Trimlemeyi kendiniz yapmanız gerekiyor. Böyle Zibo'ya son dakikada ALS MLS vermeye kalkarsanız bayağı bir hüsran olur. Runway'i görüyorum karşımda. Glide path'in altında kaldık biraz. Toparlayalım. Evet. Runway'i görüyorum. Checked. Stabilize. Missed approach altitude set.
Flight path'i takip etmiyorum artık çünkü çok yanlış gösteriyor gibi geliyor. Checked. Flight path'e kalsa şu an yerdeyiz. Okay, runway identified. Papilerden gördüğümüz gibi alçak getirdi glide'den. Hey. Okay. Versus are green. Manual braking. Ve Hakkari'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Zorlu bir inişti gerçekten. Kolay değildi. Ama altından kalktık. Sayın yolcularımız, kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar kemerlerinizi çözmeyiniz ve yerlerinizden kalkmayınız. Şöyle pist sonuna kadar gitmemize gerek yok. Buradan backtrack yapabiliriz diye düşünüyorum. Kapları toplayalım.
biraz hızlı taksi yapıyoruz ama. Hava çok kötüydü. Bir de ilk defa geldim ben Hakkari'ye. Yani approach'un nasıl olacağını burada chartlardan görüyoruz approach'u. Gerçi şöyle size göstereyim chart'ı. Şurası çok doğruydu. Şuradan sonra şu dönüş biraz zor. Yani şurası çok zor. Bilmiyorsanız ben de ilk defa, yani ilk bu uçuşta yaptım bu approach'u. Ama başarılı oldu yani. Yani burayı her pilota gönderiyorlar mı, göndermiyorlar mı açıkçası soracağım yani. Her pilot buraya gelebiliyor mu? Yani bir ayaklar titredi diyeyim. Bir de bu kadar uzun video yapmışız, sonunda rezil olmak da var 70 milyona. Okay. Lights off. Bir kez. Of. Stand by. Bunları da kapatabiliriz. Okay, parking brake. Set edelim. APU. On bus. Bleed açalım. 1, 2. Kapatalım. Ve tabii anti-ice'ları kapatmayı unutmuşuz. Ve gelip hemen buraya ground service GPU connect. Set çok diyelim. Ve okay. Evet arkadaşlar, böylecelikle bir uçuşumuzun daha sonuna gidiyoruz. Hemen şuradan ground handling'i çağırayım. Bir dakika. Okay. Doors. Evet. Bir uçuşun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu hafta sonları diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.